Akif Soyer. Marmaris'te yaşıyorum. 54 yaşındayım. Kafama göre takılmayı sevdiğim için de işte motora binip istediğim şekilde geziyorum. Aslında benim tutkumdu küçüklükten beri. Biraz da özgür olmayı ve mobil olmayı sevdiğim için motosikletin bu için en uygun araç olduğunu gördüm. İlk motosikletimi 80'li yıllarda aldım. Hala devam ediyor. Annem babam biraz, anne biraz şey yaptı, reddetti. Biliyorsunuz hani hep ailede şey vardır, oğlum hani bir şey olmasın durumu. Ama sonra hallettik bir şekilde. Pek hatırlamıyorum ama herhalde özgür olduğumu hissetmişimdir. Hani korku yoktu, en azından korku yoktu. Özgür olduğumu hissettim. Çünkü tek istediğim oydu yani. İlk önce vitesli puf diye bir motosiklet vardı 80'li yıllarda, o oldu. Ondan sonra 125'lik bir motosikletim oldu. Sonra buraya geldim. 350'lik bir Cross XT350'm vardı. Arkadaşımdan aldım. Ona aşıktım ben. Sonra bir müddet kullandıktan sonra birkaç kaza geçirdim. Sonra biraz uzaklaşmak istedim. Şimdi CRF250'm var. Her şeyimi yapmaya çalışıyorum. Yani amacı yok. İşe giderken de kullanıyorum. Kışın da kullanıyorum. Gezi için kullanıyorum. Özgür olmak için yegane şey motosiklet işte, o yüzden. Aslında kıyı bucak yerler. Çok uzun yollar yapmadım. Yani daha da iyi bir motosikletle yapmak istiyorum. Eskiden şey vardı, parça bulunamıyordu. Uzun yol korkusu oluyordu. Ve ekipte o kadar hani uzun yolu gözüne kestirebilecek arkadaşlar da yoktu. Herhalde biraz da ondan, ben biraz da ekip insanıyım. Çok fazla tek başıma da gideyim şeklinde değil. Bir ekibe katılmak, öyle yol almak istiyorum. O zaman herhalde o yüzden uzun metrajlı yollar gidemedik. Biraz daha yükselttik motoru. Çünkü uzun yolda biraz daha bir hız yaptığınızda bir hafif bir ağırlık hissetmek istiyorum. Hafifliyor motor çünkü. Buralarda genç olduğu için bu hafif siklet çok güzel ama uzun yollar için biraz daha büyük motor. Nerelere? Önce bir Türkiye'yi halletmek istiyorum esasında. Bir Karadeniz turu yapmak istiyorum. Arkadaşlarım Norveç'e gidiyor. Oralara kadar gitmek istiyorum. Ama yine bir ekiple. Bir güzel motorla. Yani kazamı unutamıyorum. Hala bazen yolda giderken karşımda kaza yaptığımı görebiliyorum. Yani öyle bir durum oluyor. Hatta kenara çekiyorum. Bayağı kötü işlemiş herhalde. Bu geliyor aklıma. Kamyona çarptım ben yanda. Ve yan kasaya vurup havalandım, uçtum. O yandaki kancalar montumu yırtmış, ayrılmış öyle. Düştüm, motor üzerime düştü, o da sıçramış. Öyle bir düştü ki, yani ayaklarım böyle yerdeyken bir lastik buraya, bir lastik buraya kondu, öyle düştü. Yani bir senaryo gibiydi. Hani daha evvelden düzenlenmiş ve beni bir şey korudu orada. O yüzden o benim için çok değerli. Yani kötü olduğu için değil. Orada bir mucize oldu ve olmaması gerekiyor. Normalde bir taraflarımın kırılması ve bir şeyler olması gerekiyor. Olmadı. En çok benim aklımda kalan odur. Öbür tarafta tabii ki güzellikleri görmek. Onları unutamıyorum ama esas şey budur yani. Var tabii. Bilhassa sollamalarda dikkat etmek. Ben çünkü solladıktan sonra bir 10 metre kadar bir fren izim vardı. Sollarken de siz güvenli görebilirsiniz ama solladığınız insan güvenli olmayabiliyor. En basit, çok minicik bir hata sizin çok büyük bir şey yaşamanıza neden olabiliyor. Ben yaşamadım ama öyle bir andı yani. Aslında race denemek isterim. Bir iki arkadaşımın race'ine bindim. Hız da değil. Orada viraj yolları ben seviyorum. Virajlarda daha böyle hani yatıp kalkmak hoşuma gidiyor, o tip şeyler. Çok fazla sürat, dümdüz şeyi sevmiyorum. Yine bir 600'lük bir motorla, mesela bir Super Tenere denemek isterim. Bir 600'lük motoru denemek isterim. Yine Cross, Enduro, o sınıf denemek isterim. Ama mesela bir Chopper değil.